Geceyi hünkârımızla geçireceğim. Ağrılarımdan azade olmak istiyorum Halime Hatun. Bunun için sultanım ağrılarınızı dindirir. Bursa'da Mahidevran'la görüştüm. Sultanım ne yaptınız siz? İnşallah bir mecnunelik yapmamıştır. Ben de öyle bekliyordum. Lakin beni şaşırttı. Allah. Sükunetle karşıladı. Seneler sonra onu görmek, hesapları kapatmak iyi geldi. Kapatmam gereken bir hesap daha var. Sen bana yardım edeceksin. Sultanım, vallahi yapabileceğim bir şeyse elbette. Ama değil. Senelerdir gizlenen bir sırrı öğrenmeni istiyorum. Sen istersen kaftanın ardındaki gümüş tüyü bile bulabilirsin. Sultanım, nedir benden istediğiniz? Neyi bulmamı istiyorsunuz? Maktul İbrahim Paşa'nın mezarını bulmanı istiyorum. Sultanım, hünkârımız sizi taşlıkta bekliyorlar. Korkuyorum Hürrem. Hayatımda ilk defa. Demek ki benim de korkum çaresizlikmiş. Benim de korkularım vardı. Saçımın ağarmasından korkuyorum. Yüzümde çizgilerin artmasından, beni güzel bulmamandan, sevmemenden. Lakin korkunun bir faydasını görmedim. Birbirimizi ilk bildiğimiz,
hayatımın en sonsuz, en güzel anını. Ben seni galip beladan biri biliyorum Hürrem. Ezmeyles'te seni kendime eş tutmuştum. Dünyaya geldiğimiz vakit kavuştuk. Anlat bana. Biz birbirimizi nasıl bildik? Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah, daha dünyada hiçbir şey yokken, hatta daha dünya yokken ruhlarımızı yarattı. Sonra ruhları bir araya toplayıp sual etti. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar bu soru karşısında galip ela dediler. Şüphesiz ki sen bizim Rabbimizsin. Sultanım, vallahi bu öyle bir sır ki ejderha yumurtası olsa daha kolay bulurdum. Batrakçı Nasuh Efendi'nin bir hizmetkarı var. Onu buldum, kese kese altın verdim. Vallahi ağzından laf alana kadar göbeğim çatladı. İbrahim burada mı şimdi? Vallahi ben de onun yalancısıyım sultan. Yazık. Bir mezar taşı dahi yok. Men dakka dukka sultanım. İbrahim Paşa ettiğini buldu. Size az çektirmedi sultanım. Bırakın cezasını çeksin. Hünkârımız ve siz ilelebet iyi hatırlanacaksınız. Lakin İbrahim Paşa tarihin karanlık sayfalarına gömülecek. İbrahim Paşa unutulacak mı sanıyorsun? Varsın bir mezar taşı olmasın. Varsın adın anmak uğursuzluk getirsin. Biz yüzyıllar sonra anılacaksak onun adı da anılacaktır elbet. İbrahim. Pargalı İbrahim. Benim can düşmanım İbrahim. Demek toprak oldun. Toprak oldun da ruhlar alemine karıştın. İnşallah beni bir yerlerden duyuyorsundur. Bu sözleri sana sağlığında gözlerin içine bakarak söylemek isterdim. Kısmet değilmiş. Sana bir teşekkür borcum var İbrahim. Dünya üzerinde hiçbir kula nasip olmayacak bir hayat yaşadım. Ve bunda senin payın büyük. Hakkını inkar edip haramzade olmayacağım. Beni sen seçtin. Sen sundun hünkârımıza. Sonra bin pişman olsan da. Hakikat bu. Esasen senle ben İbrahim, ateşin etrafındaki iki pervaneydik. O ateş ki Sultan Süleyman'dır. Ben durdum. Yerimi, hududumu bildim. Lakin sen bilmedin İbrahim. Yaklaştıkça yaklaştın. Döndün. Döndükçe yandın. Yandıkça kavruldun. Ruhlar ebedidir. Biliyorum. Bugün değilse de yarın kapanmamış hesaplar karşıma çıkacak. Ve o gün İbrahim, tekrar görüşeceğiz. Müzik
Sultanım. Vallahi kendinizi fazla yoruyorsunuz. Ne hacet vardı kendinizi bu kadar yormaya? Bismillahirrahmanirrahim. Sultanım. Bi niyeti şifa bi cahi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sultanım, bir emriniz, canınızın çektiği bir şey var mı? Canım bir şey çekiyor Sümbül. Emredin sultanım, hemen bulup getireyim. Lakin kimse duymamalı. Bilhassa hünkârımız. Kahve. Canım mis gibi kahve çekiyor. Doğrusu bu şekilde hakkın rahmetine yürüdüğüm için talihli sayıyorum kendimi. Allah kecinden versin. Haşa huzurdan. Ne demek o öyle? Defalarca zehirlendim. Hançerler, taşlar, sobalar. Hepsinden kurtuldum. Lakin kimsenin yapamadığını vücudum yaptı bana. Benim tanıdığım Hürrem Sultan bunca yıl oğullarının tahta çıkması için savaştıktan sonra mutlaka o günü de görecektir. Ben o savaşı evlatlarımı korumak için verdim. Oğullarımdan biri tahta çıksın diye değil. Zira bu Sultan Süleyman'ı hayatımın manasını kaybetmekti. Şükürler olsun ki Rabbim onun acısını göstermeyecek bana. Öyle diyorsunuz. Lakin bu defa acıyı hünkârımız tadacak. Bu yüzden çağırttım seni. Yokluğumda hünkârımız sana emanet. Ona çok iyi bakacağından şüphem yok. Zinhar yalnız bırakma. Yanında nefes ol. Varlığına kuvvet ver. İçiniz rahat olsun sultanım. Sizin kadar olmasa da elimden geleni yapacağım. Biraz dinlenmek istiyorum. Sultanım. Az evvel yanında halsiz düştüğümde nazlandığımı sandın, öyle değil mi? Doğru değil mi? Maksadın beni huzursuz, mutsuz etmek değil mi? Ne oluyor size böyle? Aranızdaki bu husumet nedir? Mihrimah sana müjdeli bir haberi var. O yüzden çağırttım. Gebeyim Rüstem. Evladımız olacak. Görmek nasip olur mu bilmiyorum. Hayırlısıyla doğar inşallah. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin. Amin. Amin. Bal şeker olsun sultanım. Lakin fazla içmek olmaz. Dokunur maazallah. Destur! Sultanım!
Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sultan. Hünkârım. Hoş geldin. Ne bu haliniz? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Sümbül'le sohbet ediyorduk. İnşaatına gittim bugün. Sinan Ağa hayli mahir. Öyle şeyler hesap etmiş ki şaştım kaldım. Ona kalsa yıllarca uğraşır durur. Lakin ben kendisinden acele etmesini istedim. Tez vakitte caminin inşasını bitirecek inşallah. İnşallah. Birlikte dua ederiz. İnşallah. Nedir bu sesler? Ben derhal öğrenirim hünkârım. Ağalar ne olur izin verin. Sultanımızı görmeye geldik. İnanın kötü bir niyetimiz yok. Bir geçmiş olsun deyip çıkış. Vallahi ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Sultanım. Sultanım gelin bakın. Sultan. Beni size vermiştiniz. Bakın bu da evim. Allah razı olsun size. Allah uzun ömürler versin inşallah.
çığlığıyla uyanıyorum. Alıcı bir kuş sesleniyor. Yırtıcı. Korkunç. Ama korkmuyorum. Sanki onu tanıyorum. Gökyüzünü kaplayan kanatlarının çırpınışını duyuyorum sonra. Görmedim. Lakin biliyorum. Masallardaki Sümrü Danko. Beni çağırıyor. Her şeyi kötüye yormuyor. Belki de Zümrüt Danko senin küllerinden yeniden doğuşunu müjdeliyordur sana. Bu sefer değil Süleyman. Belki de ölüm Zümrüt Danko olarak çıkıyordur karşıma. Nerede bana gülleri getir. Beyazlar içindeki güzel kız nerede baba? Neden bahsediyor? O kimseler ki melekler onların ruhlarını rahat ve hoş bir halde alırlar. Ölüm kötülere korkunç bir canavar. İyilere ise güzelliklerle görünür diye buyurmuş Rabbimiz. Ölüm kötülere korkunç bir canavar olarak, iyilere de güzellikler şeklinde görünmüş. Şükür öyleyse. Sevaplarım günahlarımdan daha fazla demek ki. Rahmetli Cihangir'im aslan parça. Son günlerinde ordugâhta o hiçliğin ortasında gül kokusu duyuyordu yaram. Ölüm bir günah evladımsa güller getiren bir huri olarak görünmüştü. Süleyman, Cihangir için bir cami yaptıralım. Cennet bahçelerinde dolaşan evladımızın adı yaşasın. Ona dualar okusunlar. Hem bir neşeden aklımda. Öyle bir yerde yaptıralım ki buradan kim bakarsa baksın onun güzel hatırasını, gül yüzünü görsün. Ben nereye yaptıracağım gayet?